Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Batem'e ait olan Narenciye Bahçesi içinde kesilen portakal ağaçlarının yankısı halen sürüyor. Antalya'nın Muratpaşa sınırları içinde bulunan akciğerleri konumundaki alanla ilgili bir açıklamada Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin'den geldi. Şahin, Narenciye Bahçesi'nin tamamıyla Batem'e bırakılması gerektiğini belirtirken Batem'in Türk tarımı için önemli bir enstitü olduğunu söyledi. Muratpaşa ilçesi Demirci Kara Mahallesi'nde bulunan Narenciye Bahçesi'deki ağaç katliamına ilişkin tepkiler sürüyor. Bir bölümü Bateme, bir bölümü de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Narenciye Bahçesi 2018 yılında Hamidiye Vakfı'na kiraya verildi. Hamidiye Vakfı ise işte arkamda gördüğünüz alana e, futbol sahası yapmak için birçok portakal ağacını kestiği ifade edildi ve büyük tepkilere yol açtı bu olay. Bunun ardından Hamidiye Vakfı burada ki futbol sahası fikrinden vazgeçti. Yerine ise çay bahçesi yapmayı düşündü. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın ardından Narenciye Bahçesi'nin bir bölümünü kiralayan Hamidiye Vakfı'nın portakal ağaçlarını kesip çim saha yapmasına bir tepkide Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin'den geldi. Burası daha öncesinde spor merkezi halı saha işletmesi, çim saha işletmesi olaraktan kiralanılmış ama ağaç kesimi yaptıklarından dolayı sözleşmeye uymadıklarından dolayı da iptal edilmiş. Şimdilerde ise köfteci, börekçi şeklinde, restoran, kafe şeklinde bir işletmenin kiraladığı söz konusu. Şu anda biz bunun üzerinde durmak zorundayız. 1934 yılında Milli emlak üzerine kayıtlı tapuda kayıtlı olan arazinin Batem'in kullanmış olduğu arazi 2018 Haziran ayında nasıl bir işlem yapıldıysa tamamen vakıflara geçirildi. Şahin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün araştırmalar için bir bölümünü Batem'e verdiği Narencüye Bahçesi'nin Türk tarımı ve gen kontrolü korunması açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Narencüye Bahçesi'nin tamamının Batem'e verilmesinden yana olduklarını kaydetti. Sürekli kafa karıştırmanız gerek yok. Sokaklarının e, caddelerinin Narenciye Mahallesi Portakal Çiçeği Sokağı olarak adlandırılmış olan oksijen kaynağı Antalya'nın kalbi dediğimiz bu arazinin kesinlikle 203 artı 60 dekarlık alan diyerekten değil 263 dekarlık alan olaraktan Batem'e Narenciye Araştırma Enstitüsü'ne verilmesi orada bizim bilim insanı dediğimiz hocalarımızın e, tescil almış ürünlerimizin gen kaynaklarımızın devamlılığı ve Türk tarımına katkı sağlanmasını istiyoruz. Vural Şahin doğru söylüyor sayın seyirciler. Müzik